10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 136 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları Sayfa 1365, 2-5. Fatih döneminin diğer siyasi olayları. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in hedefi doğuda İslam, batıda Hristiyan dünyası üzerinde mutlak hakimiyet kurmaktı. Bu hedefler doğrultusunda harekete geçen Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım'ı fethederek Karadeniz'i Türk Gölü haline getirdi. Ayrıca Karamanoğulları, Osmanlı topraklarına katıldı. Diğer yandan 1473 yılında Akkoyunlu Fülkündarı Uzun Flasan ile yapılan Otlukbeli Savaşı kazanıldı. Bu savaş sonrasında Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girerken, Osmanlı Devleti ise Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu topraklarının hakimi oldu. Böylece Anadolu'da Türk siyasi birliği önemli ölçüde sağlanmış oldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde batıya yapılan seferler sonucunda ise Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflakboğdan, Bosna Feflersek, Arnavutluk ve Otranto'da Osmanlı hakimiyeti sağlandı. Ayrıca Ege, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarına hakim olmak isteyen Fatih Sultan Mehmet, Cenevizlilerden İmroz, Taşoz, Limni ve Bozcaada'yı, Venediklilerden Midilli ve Eğriboz adalarını aldı. Bu fetihler neticesinde Osmanlı Devleti gücüne güç kattı. Harita 5.3 Etkinlik. Yukarıdaki haritadan da yararlanarak Fatih Sultan Mehmet döneminde kara ve denizlerdeki fetihlerle ilgili istenilen bilgileri uygun yerlere yazınız. Cevap: Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik fetihler. Karamanoğulları toprakları, Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu toprakları, Otlukbeli Savaşı. Akdeniz ve Karadeniz'de hakimiyet kurmaya yönelik fetihler. Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım, Karadeniz, İmroz, Taşoz, Limni ve Bozcaada. Balkanlarda hakimiyet kurmaya yönelik fetihler. Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflakboğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Balkanlar. 10. Sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 136 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.